Kadın, bebek. Paradoxun derisini yüzüp Türk Hava Kurumu'na bağışlayan kim, kiminle? Nerede bunun müsebbibi de mi CHP dedirten El alemin çükünden kendi götünü sakınmayı bırak Kendi pipinden mağbadını tut ırak temalı bu yapımda Vizyona girdiği dönem doların iki küsür lira olmasından mütevellit Memleketimiz tarafından sinemada rahatlıkla bilet fiyatına takılmadan izlenilen Bazılarımızın yapımı seyrederken ne olduğunu anlamadığı izledikten sonra bazılarımızın midesinin bulandığı olmadığı Empati'nin ekmekle dibini sıyırmamızı sağlayan yapımın uzun özeti şu. Bu ablamız kendisiyle sevişiyor, kendisine aşık oluyor bir de üzerine kendisini doğuruyor. Yani yapımda Ethan Hawke abimiz zamanda yolculuk yapıyor. Peki neyle yapıyor? Keman kutusuyla. Bakın klarnet değil, gitar değil, violensel hiç değil. Hayır o aletinle neden zamanda yolculuk yaptırabildiği belli değil. Böyle yüzeysel bir şey anlatıyorlar da yaptırıyor işte. Allah'ın hikmeti. Bakın Eaton abi zamansal bir ajanmış. Zamansal ajan. Şimdi biz Türkler bir film yapsak mesela ve oyuncularımızdan biri dese ki ben zamansal ajanım. Götünle gülersin. Elin gavuru söyleyince tepki göstermiyorsun. Zamansal ajan ne oğlum? İlla bir isim takacaksanız ajan da geç. Zamanda yolculuk yaptığını belli etmek için başına zamansal koymak zorunda değilsin ki. Biz bu adamın durduk yere o yıldan bu yıla gittiğini görünce anlıyoruz zaten nasıl bir ajan olduğunu. Şimdi bu zamansal abimizin görevi şu. Bir felaket olmadan önce zamanda yolculuk yapıp o felaketi önlemek. Bu yüzden geçmişe giderek bu kardeşimizle tanışıyor. Hoş geldin genç adam. Sağ ol birader. Enteresan bir hikayem var gibi. Anlatırım ama bir şartla. Söyle bakalım çılgın şey. Şaşırırsam bana bir şişe alkol ısmarlarsın. Gönder gelsin ne kadar şaşırtıcı olabilir ki? Anlat bakalım. Ben kızken. Anan ama. Ne oldu yarrağım? Ee, hangi yarrağın? Evet tam olarak hikaye Ethan abinin güya çalıştığı barda bu abimizin anlatımıyla başlıyor. Ethan abi bu dakikadan itibaren her dönem işte şaşkınlıktan bir nebze göt olmuş bir şekilde görebiliyoruz. Bu reisin genç kızlığını anlatırken nasıl erkek olduğu kısmı ise evlere şenlik. Bakın bir ara bir adamla takılıyor. Adamın yüzünü hiç görmüyoruz. Tabi bunun bir sebebi var. Yapımı izlemediyseniz onu ileride anlayacağınız. O adamdan da hamile kalıyor. Ve erkekliğe geçiş süreci doğum ondan sonra şöyle başlıyor. Ceyn haber? Sağ olun doktor bey. Kızın nasıl? İyi o iyi de. Ne oldu bir sorun mu var doktor bey? Müjdemi mi istesem? Allah belanı vermiş mi desem bilemedim. Ne oluyor ya? Oğlum tıpta neden ilk beni buldu bu vaka ya? Anlatacak mısınız bana artık? Yarrağın var Jane. Nasıl? Kalın. Aynı zamanda vajinan da var. Artık siker misin, sikilir misin sana kalmış. Neyse ki doğum yüzünden ablanın vajinayı iptal edip Rüzgar koçlar ol krallar gibi yaşa motivasyonuyla Jane'i Cem yapmaya başlıyorlar. Finalde de baya Cem oldum işte. Çok iyi. Sana bir teklifim var. Seni hamile bırakan adamı sana vereyim. Artık öldürüyorum mu ne yapıyorsan yap. Ama benim için de bir şey yapacaksın. Ne? Göstereyim gel. Erkeğim artık ama bak ayakta falan yaşıyorum. Öyle değil oğlum gel. Meğer Ethan abi bizim Cem'i zamansal ajan yapmak için gelmiş. Bir yandan da ekstra görevleri var onları yapıyor. Yıllar boyu kendini hamile bırakan adamı arayan Cem kardeşimiz bu sayede o herifi öldürme planları yaparken bir bakıyor Ethan zamanda bayağı yolculuk edebiliyor. Beraber kucak kucağa 1963'e gidiyorlar. Bak bana sokulma sike anlamına koyayım. İlk yolculuklar zordur hafif baş dönmesi yapar ama geçecek şimdi. Bir ıhlamur falan hiç kendine gelirsin. Bak şimdi oğlum. Ethan abi Cem'e diyor ki. Öldürmek istediğin adam 3 blok ötede. Git işini bitir. Sonra bizim şirkette zamansal ajan olarak asgari ücret, SSK, artı yol, artı emrak baba çalışmaya başlayacaksın. Bizim Cem abi de üzerinden ne kadar hafif bir zaman yolculuğu mallı olsa da kendine hamile bırakan adamı öldürmek için yola çıkıyor. Taşak geçmeyin oğlum yapar çünkü zaman yolculuğu insanda bir mahmurluk olacak o kadar canım. Cem abi adamı vurmak için geldiği yerde bir bakıyor. Anam eski kendisiyle karşılaşmasın mı? La bir de kendi olduğunu bile bile kendine yürüyor. Tabii izlediğinizde eminim sizde muhakkak Anam yoksa Yapmamıştır yok öyle değildir Diye paniklemişsinizdir Yapımı izlemediyseniz paniklemelisiniz Çünkü ortada büyük bir grup var hacı Ama kendine grup amına koy Hayır Cem abi de ayrı kevaşı Ulan kendinle tanıştığının farkındasın Dünyada bunu yaşayan bir tek sen varsın Üstüne üstlük ileride başına geleceklere biliyorsun Bu nasıl bir genişlik kodumun behlülü Oğlum İtin abinin bizim Cem'in yanına gelmesinin sebebi neydi Hemen hatırlayalım Bombacı varmış da 11.000 bin kişiyi öldürecekmiş de bunun önlenmesi lazımmış. Oğlum güzel kardeşim itin abi ben sana daha büyük bir felaket söyleyeyim. Bak sen Ceyne e bu dünyada teksin. Geçmişin geleceğin hepsi sensin dedin mi? Dedin. Yani beceren, becerilen, becertilen hepsi Ceyne oğlum. Bundan daha büyük felaket mi var? Önce git bu felaketi durdur amına Bir de yapımda sürekli bir yerden bir yere zaman yolculuğu yapan Ethan abinin mekanlara ışınlandığı anda etrafta oluşan rüzgardan ötürü düşmekte olan eşyalarla arasında ne var bilmiyorum. Oğlum sen zamanda yolculuk yapıyorsun. Lamba deri düşmesin diye tutmak niye amına koyayım? Sen zaman yolculuğu yapıyorsun. Zaman yolculuğu. Yani o lamba der düşünce 20 yıl sonrasını etkime mi edecek? Siktir etsene birader. Bir de kucağında bebekle ışınlandığın anda derdin lamba der mi amına Son olarak bak her şey ama her şey bir tarafa oğlum Cem insan kendini siker mi lan yani beceren becerilen doğan hepsi sensin oğlum bunu biliyorsun genişliğin siktiğim bu gidişle Braizers'ta yeni bir kategori konusu olacak mal Allah belanı versin seni ne oldu Cem Bey bana niye baştan söylemedin kendini siktiğini mi öyle de ayıp ayıpsa zamanda geriye gidip niye bir daha yaptın mal Ondan ayrılmayacağım. Kendinden ayrılmayacaksın, kendini seviyorsun. İlginç. Özün sözü canlar, bu yapım hakkında sağda solda. Yani bence tahmin edilebilir bir film. Sonuçta bu paradoks teorisi her yerde yazıyor. Şeklinde konuşan, fularını siktiklerime siz bakmayın. Açın, izleyin. Kısacası gittim geçmişe, intikam alayım diye aşık olasım tuttu, karşılaştım kendimle. Adamı, kadını, bebeği, hepsi benim ulan. Evet, kendimi gondikledim. Bu da böyle bir kuram temalı. Bu yapın bizim için